Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir örgü çalışmasının yapımını paylaşacağım. Öncelikle zincir çekerek model anlatımına başlıyoruz. 18 tane zincir çekiyorum. Görmüş olduğunuz gibi toplamda 18 adet olması gerekiyor. Devam ediyorum. 18 tane zincirimi çekiyorum. Toplamda 18 tane zinciri çektim arkadaşlar. Şimdi geriye doğru trabzan yapacağım. İkili trabzan yapacağım ama artı 3 tane daha zincir çekiyorum. Şöyle göstereyim. Artı 3 tane daha zincir çekiyorum. Bakın buradan tuttum. 1, 2, 3 tane daha çektim. Ve geriye dönüp çekmiş olduğum zincirin içine giriyorum. Buraya ikili trabzan yapıyorum. Yapmış olduğum ikili trabzanı ikincisi olarak, bakın birincisi bu 3 tane zincir çekmiştik, o. Bu da ikincisi. Şimdi tekrar tığın başını doladım ve yanındaki zincirin içinden geliyorum. Buraya da ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde toplamda 8 tane ikili trabzan yapmam gerekiyor. Sola doğru ikili trabzanlarımızı yapıyorum arkadaşlar. Şekilde görmüş olduğunuz gibi ikili trabzanlarımı yapıyorum. Devam ediyorum. Hızlı ve güzel bir şekilde ikili trabzanlarımı oluşturuyorum. Görmüş olduğunuz gibi toplamda 8 tane yapacağım. Ama pardon, çok özür dilerim. Taban için 18 tane yapıyorum. Bu benim tabanım. Tabanı 18 tane yaptıktan sonra bir üst sırada 8 tane yapacağım ve sonrasında orta kısmı yapmaya devam edeceğim. 3 tane zincir çekerek dönüyorum ve geriye döndüm. Her bir trabzanın tepesine ikili trabzanı koyuyorum arkadaşlar. 8 tane ikili trabzan. Ama bakın şu arkadaki tek ilmekten gireceğim. Normal bir şekilde değil, arkadaki kalan tek ilmekten giriyorum. Görmüş olduğunuz gibi. Burada da size detaylı bir şekilde gösteriyorum. Arka tek ilmekten girdim ve ikili trabzan yapıyorum. Yani single crochet deniliyor. İkili trabzan. Bu şekilde ikili trabzanımı yapıyorum. Bu şekilde 8 tane yapmalı. Ben de yapıyorum hızlı bir şekilde. Thank you.
Thank you.
görmüş olduğunuz gibi iç içe geçirerek model anlatımına devam ediyorum. Bu şekilde istediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Ben böyle tercih ettim. Böyle iç içe geçirerek çok güzel bir saç bandı ortaya çıkıyor. Bunu makyaj yaparken kullanabilirsiniz. Soğuktan kulaklarınızı korumak için yapabilirsiniz. Saçlarınız önünüze gelmesin diye yapabilirsiniz bu saç bandajını. İstediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Bence çok şık bir çalışma. Tamamen el emeği olduğu için çok kıymetli gerçekten. Ben böyle bu şekilde iç içe geçirerek sonuna kadar gideceğim. Size de göstermek için detaylı bir şekilde gösteriyorum bakın. Evet, sonuna kadar yapıp geliyorum. Evet, sonuna kadar yaptım. Bakın, sonda kalan tek ilmeği düğme geçireceğiz. O yüzden ister düğme dikin, ister kendine dönün fark etmez. Şu aşağıdaki kısma, göstermiş olduğum kısmı düğme yerleştirmemiz gerekiyor ve bu şekilde buraya kapatacağız arkadaşlar. Şimdi ben size bunun düğmeli halini göstereceğim. Evet, görmüş olduğunuz gibi ben kamera arkasında böyle bir tane kendi düğme yaptım. İstersen dikebilirsiniz. Çok tatlı oldu, gerçekten bayıldım. Müthiş bir çalışma oldu. Yani sevdiklerinize hediye edebileceğiniz, kendiniz de rahatlıkla kullanabileceğiniz harika bir çalışma oldu. Yine yeşili de yapmıştım. Bunu kız kardeşim için yaptım. O istedi. Çok tatlı oldu. Bakın buraya şey kullandım. Düğme kullandım. Böyle geçirdiğiniz zaman çok güzel bir şekilde yerleşiyor ve kafanızda rahatlıkla kullanabilirsiniz arkadaşlar. Açılma yapmaz. Diğer çalışmam da bu. Bunu da öylesine göstermek istedim. Çok severek ördüm. Bunun da bir kanalımda var. Lütfen beni takip etmeyi ve videomu yeni görmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bol bol beğeni butonuna basmayı unutmayın.